Koronavirüs sebebiyle e, Türkiye'de bildiğiniz gibi seyahat özgürlüğü kısıtlı. ve Hatta yurt dışından Türkiye'ye giriş yasağı da var. Diğer ülkelerde de aynı şekilde uçaklar e, seyah e, uçmuyor, uçuş yasağı var. Veyahut da araçla ülkelerden ülkelere giriş yasağı var, girilmiyor. Bunun büyük bir sıkıntı olduğunu biliyorsunuz. Ben de bununla alakalı bir video yapıp size paylaşmak istedim. Biz Almanya'da yaşayan gurbetçiler izin zamanı yazın izine geleceğiz. Şimdi benim kardeşim 3 e, ay izni vardı bunun şimdi. 3 ay çalışmış oldu. Firma kapalıydı. Firma kapalı olduğu için seviniyordu. İzine geleceğim, gideceğim ben. 3 ay izin yapacağım. Ben 3 ay orada yani zamanım o kadar çok ki ne. İstersem yani arabayı boş ver. Yürüyerek bile gitsem. Doya doya tatil yapacağım. Her şehri her yeri gezeceğim diyordu. Pamukkale'ye gideceğim. Ürgübe gideceğim. Perivacalara, Ankara, Antalya, İstanbul, Bursa, her yeri gezeceğim diyordu. Yani bütün deniz kenarlarında, Mor, Bodrum, Marmaris, rahat rahat gezebileceğim diyordu. O kadar çok zamanım var diye seviniyordu. Bana da hava atıyordu. Şimdi koronavirüs de bu birinci, ikinci aylarda patlak vermesi sebebiyle sınırlar kapandı, ülkeler arası seyahat durdu, ülkenin içinde bile seyahat durdu hatta. Şimdi firmalar bile kapanmaya başlayınca. Türkiye'de zaten sokağa çıkma yasakları da bayağı bir süredir devam ediyor. Şu anda koronavirüsten dolayı biraz e, koronavirüs hafifledi diyerekten biraz yasakları e, hafiflettiler. Biraz daha hani e, serbest bıraktılar. Şimdi e, kardeşim haberleri takip ediyor. Hala Türkiye'ye gitme umudu var ve Almancıların umudu var. Yani Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Çünkü vatanımızı çok özlüyoruz. Geçen e, Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. E, Almanya'nın Dışişleri Bakanı ile konuşmuş. Ha, konuşmadan önce şunu da söyleyeyim. E, Avrupa'da Almanya'da e, yayın yaptılar. E, Avrupa ülkesi yani Avrupa sınırları içerisinde olan ülkelerin hepsine siyahat yapabilirsiniz. Bu yasağı kaldıracaklardı. Avrupa dışındaki ülkeleri siyahat yasağı getireceklerdi. Şimdi bu bunu e, duyan benim kardeşim biz de şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ne üye değiliz ya. Biz şimdi hemen bizi ilgilendiren noktayı hemen araştırıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'ye biz nasıl gideceğiz? E, Bulgaristan'a kadar gideceğiz ama Türkiye'ye giremeyeceğiz. E, girersek bu sefer geri Avrupa'ya almayacaklar. E, zaten Almanya'da yasak koydu. Biz ne yapacağız? E, i̇lk işimiz hemen kendimizi düşünmek. Türkiye ne yapacak? Şimdi kardeşim de hemen haberleri takip etmiş. Beni heyecanla arıyor. Diyor ki Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın Dışişleri Bakanı'nı aradı. E, Türkiye'yi de bu e, Avrupa hani seyahat e, özgürlüğüne dahil ettikleri ülkesi arasına almak istiyor de, diyor. Ben de dedim kardeşime dedim ki yani bunu dedim hiç kendine dert etme. Türkiye'nin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varken başımıza hiçbir şey gelmez merak etme ben çok rahatım dedim sen de çok rahat ol. Çünkü Türkiye'ye nereden para girecek nereden Türk vatandaşlarının bir sıkıntısı varsa hemen adam reaksiyon gösterir. Anında ya anında isterlerse bize hani desinler oraya arabayla gidemezsiniz. Yani yemin ediyorum belki kargo uçaklarına bak. Hatta özel uçakları, hatta sağlık uçaklarını, helikopterlerini bile sever de Almanya'nın her yerinden vatandaşları, Türk vatandaşları Türkiye'ye götürür yani. Türkiye hem euro gelsin, hem Türkiye seyahat olsun, Türkiye'de ekonomik canlılık olsun, ekonomik kalkınsın, insanlar sıkıntı yaşamasın diye. Ne kadar kargo uçakları varsa insanları doldurur. Meyve sebze uçakları bile yani. Sadece seyahat uçakları değil. Arka arkaya arka arkaya bütün Türk vatandaşlarını Türkiye bir şekilde ulaştırır. Yani bunun eğer bunun buna bir çare bulsunlar, bunu engellesinler. Erdoğan yani tünel kazar, Almanya'ya kadar tünel kadar bu adam gene tünelden götürür bak. Der ki yani hiç olmasın der ki siz İtalya'ya kadar gelin. Ben sizi İtalya'dan gemiyle alırım der. Ya da olmadı der ki ne siz gemi, trenlere binin kapıları kapatın hiç kimse inip binmesin Türkiye'ye kadar gelin Türkiye'de ben sizi burada ağırlarım sağlık kontrollerinizi yaparım evlerinizi ulaştırırım. geri de tekrar aynen aldığım gibi geri sizi olduğu gibi sizi tekrar yurt dışına gönderirim der. Yani Erdoğan varken Türkiye Cumhuriyeti'nin başına hiçbir musibet böyle kolay kolay gelip musallat olup da zarar vermez arkadaşlar. Ha böyle koronavirüs gibi olur o da bütün bütün dünyanın başına geldi ama Türkiye en hafif bir şekilde atlatıyor görüyor musunuz? Amerika'da 100 bini geçti. 100 bin ölüm sayısı oldu. İtalya, İspanya bakın kan ağlıyorlar. Erdoğan varken Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşlarının başına büyük musibetler geldikten sonra yani elinde olmayan hani Allah tarafından gelen musibetlere bir şey yapamazsın geldi diyelim. Hemen en hızlı bir şekilde yaraları sarılır, tedaviler uygulanır. Sıkıntıları giderilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin başındayken arkadaşlar. Böyle bir lider varken biz rahatız yani. Hiç kimse sıkıntı yapmaz Eğer ki Erdoğan'a desinler ki bak sadece şöyle desinler. 2022 Dünya Kupası'nı Türkiye'de yapmayı planlıyoruz. Bu lafı demeleri yeter. O 2022'nin Dünya Kupası Türkiye'de kesin olur. Erdoğan bunu kesin yapar. Yapmayı planlıyoruz ama sizin yeterli statlarınız yok. Hemen Japonya'dan, Çin'den, Türkmenistan'dan ne kadar... Pakistan'dan, Afganistan'dan teknisyenler, mühendisler, bilim adamları hepsini getir anında 3-5 ay içerisinde muazzam projeler diker. Hani şey şehirler hastanesi, hani şehir hastanesi dikti, diktiği gibi hani e, Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yeni havalanlar gibi muazzam yapıtlar gibi hani Marmaray, Avrasya şimdi de kanal projesi var ya Kanal İstanbul. Onun gibi dehşet yapılar yapar. Türkiye'nin bütün statlarını yeniledi zaten. Yani yeter ki desin ki otel kapasiteniz yetmez. Her yere oteller diker. Her yere. Ya şehir e, güvenli değil falan. Bütün köşeye güvenlik polisidir, askerdir. Her şeyini yerleştirir. Ya yiyecek sıkıntısı var. Hepsini, her tarafı, bütün köşe başlarına büfeler, marketler açar. Her tarafa. Erdoğan'a imkansız de. Ondan sonra bir kenara geç. Otur, seyret. Recep Tayyip Erdoğan bizi Almanya'da bırakmaz. Tünel kazar gerekirse bizi Türkiye'ye götürür. Ben kardeşime bunu dedim. Merak etmeyin bu geçerlidir. Tünelde kazar bizi Türkiye izine götürür. Kaldı ki koronavirüs 3, 4. aylarda yani 3 ve 4. aylarda olduğu gibi Mart ve Nisan ayında olduğu gibi muazzam böyle çok yaygın olmasın yeter. Biraz kırgın olsun yeter ki aşırı derecede hani yayılmaya başlıyorsa önlem alınamıyorsa hep hastaneler tıklım tıklım doluysa hani İtalya'da tatil yapıldıktan sonra insanlar parklara mangallara grillere diskolara yok eğlence yerlerine canlı müziklere sinemalara hücum etti de ondan sonra virüs anında yayıldı ya ha böyle bir ortam olmasın yeter. Recep Tayyip Erdoğan uzayda bile olsak merdiven yapar uzay aracı üretir bizi gelir oradan alır kardeşim merak etmeyin siz gelir alır tünel kazar gelir götürür adam bizi. Türkiye'ye ekonomik olarak canlılık olacak. Euro gelecek. Vatandaşlar Türkiye'ye gelip Türkiye'de tatilini yapacak. Vatanında gezecek tozacak de. Ondan sonra geri çekil Erdoğan'ı seyret. Erdoğan varken dedim ya biraz önce hani futbol müsabakası. Veya hatta başka bir müsabak olsun. Formula 1 olsun. Araba yarışları olsun. Adam Türkiye anında muazzam pist ilan eder. Ya da diyelim maraton koşuları. Adam dünyanın en güzel, en büyük, en geniş, en lüks spor sahasını, koşu alanlarını yapar. Anında dünya müsabakasını orada Türkiye'de organize yapar. Anında organize Hemen emirleri verir, yağdırır. Türk dünyanın en büyük organizesini Türkiye'de yapmak için elinden gelen en en hızlı bir şekilde reaksiyonu gösterir kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan varken kimse korkmaz. Bu kadar basit.